Herkese merhaba ShiftDelete.net izleyenleri, ben Tolga Ceküçük Yılmaz. Bugünkü inceleme konum Asus TUF Dash F15 oyuncu bilgisayarı. Yaklaşık 1,5 haftadır, kullanıyorum ve ben bu bilgisayara resmen aşık oldum diyebilirim. Neyini çok sevdin diyecek olursanız gerçekten sağlam bir bilgisayar. Güçlü bir bilgisayar. Bu gücü bir de çok da kalın ve ağır olmadan bizlere sunuyor ve bunların yanında da sağlam militer standartları karşılıyor. Yani belki donanım olarak daha iyi bilgisayarlar olabilir ama bu donanımla kendinden daha güçlü donanımları geçen performansa sahip bir bilgisayar. Bu incelemeyi sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca bir oyun bilgisayarı alacaksanız da bu modeli kesinlikle listenize dahil edin. Şimdi başlayalım. Şimdi girişte abarttın diyebilirsiniz ama ben bu bilgisayardan en çok neyi sevdim biliyor musunuz? Ben 3070'li bir oyun bilgisayarını da test ediyordum, kullanıyordum. Bu bilgisayarda da 3060 ekran kartı var. Şimdi benzer ayarlarda oyun oynarken ne düşünürsünüz? 3070 ile daha fazla performans almayı düşünürsünüz. 3070 ile 3060'a göre daha çok performans almayı beklersiniz. Ama 3060 ile Asus TUF Dash F15'ten daha çok performans aldık. İşte notebook üretimi kasa üretmekten biraz daha komplike. Çünkü daha küçük bir alana pek çok performanslı bileşeni sığdırıyorsunuz. Bunun da yanında mühendislik ve ek bileşenler devreye giriyor. Bu bilgisayarda en çok sevdiğim detay MUX Switch. MUX Switch'in avantajlarına da incelemede değineceğim. Bunun performansa da katkısı oluyor. Kullanılan board'un yapısı, kullanılan işlemci, MUX switch'i, yazılım ve BIOS'la bunların desteklenmesi, kullanılan anakarttaki güç üniteleri. Bunların hepsi çok önemli detaylar ve Asus bu bilgisayara gerçekten çalışmış. Kullandığınız zaman bunu hissediyorsunuz. O yüzden bunu fazla övdün diye düşünmeyin. Ben size bu videoda gerçekleri anlatacağım ve bu özelliklerinde hepsi gerçek özellikler ve performans testleri, oyun deneyimleriyle de sizlere aktaracağım. Şimdi dilerseniz incelemeye tasarımla başlayalım. İncelememize tasarımla başlıyoruz. Asus TUF Dash F15 2 santimin altında bir kalınlıkla bizlere geliyor. 19.95 mm'lik bir kalınlığa sahip. Baktığınızda 12. nesil Core i7 işlemci, RTX 3060 ekran kartı ve genel performanslı bir yapısıyla bu kasa özellikleri benim hoşuma gitti. Yani yaklaşık 15.6 inçlik bir bilgisayarı çantanıza attığınızda daha büyük yerler kaplar, daha büyük ağırlıkları olur. Bu bilgisayar çantanızda özellikle bir sırt çantası kullanıyorsanız size çok da bir his vermeyecek ağırlık noktasında. Military standart 802.11ax'yi destekliyor. Bu ne demek diyecek olursanız askeri standartlar, yani daha yüksek titreşimlere dayanabiliyor, daha darbelere dayanabiliyor, toza, sıcaklıklara ya da soğukluklara, yüksek soğukluklara dayanabiliyor. Normal bir notebook'ta belki artık gerçi mekanik disk kullanılmıyor. Hani SSD'lere geçiş olduğu için darbelerden çoğu notebook o kadar eskisi kadar etkilenmiyor ama hani şöyle yumruklar da atmıyorsunuz yani genel olarak gerçekten sağlam bir bilgisayar. Yani şu anda hiçbir şey olduğu yok. Gerçekten bu sağlamlığını test ettim, onayladım ama siz de tabii bunları yapmayın. Alüminyumla güçlendirilmiş bir kasa karşımızda. Özellikle kapak tarafı tamamen metal. İç taraflara da geldiğinizde tasarım gerçekten hoş. Klavyeden başlayacak olduğumuzda WASD tuşlarının şeffaf ve beyaz aydınlatmalı ve klavyenin diğer tuşlarından farklı olduğunu görüyoruz. Bu özellikle oyun oynayan insanlar için çok güzel bir gelişme. Ben WASD tuşlarının bu tarz değiştirilmesini sevenlerdenim. Bu da benim hoşuma gitti. Beyaz aydınlatmalı bir klavye var. Bu klavye ayarlarında FN, F4 tuşuna bastığınızda üzerinde aura yazıyor. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Nefes alıp verecek gibi nefes efektiyle değiştirebiliyorsunuz. Sabit yakabiliyorsunuz ya da parçalı parçalı yakabiliyorsunuz. Bu da güzel bir gelişme. Yine bilgisayarın klavyesinin solunun üstünde hemen ses kısıp açma butonu var. Mikrofonu kapatma mute tuşu var. Bu yukarıdaki dörtlü fonksiyon tuşlarının en sağında da Armoury Crate tuşu bulunuyor. Bu tuşa bastığınızda Armoury Crate yazılımı geliyor ve burada bilgisayarla ilgili tüm parametreleri görebiliyorsunuz. Bilgisayarı yönetebiliyorsunuz. Bunlara zaten birazdan performans kısmına geleceğim MUX Switch ile beraber. Ama bu kısa yol tuşlarının da eklenmesi benim hoşuma gitti. Şimdi bu kısa yol tuşların tam sağına bakacak olduğumuzda da burada bir hava alma yeri var. Bu da bilgisayara ek bir nefes sağlıyor. Uzun süre oyun oynadığınızda throttle'e girip performans dezavantajı sunmuyor. Bilgisayarın soğutma sistemi gerçekten başarılı. Bilgisayarın kasasında 4 tane fan çıkışı var. 84 bıçaklı yeni bir fan tasarımı kullanılmış ve şu anda mesela bilgisayardan herhangi bir şekilde ses duymuyorsunuz. Tamam, yük altında değil ama bilgisayarın yük altında da öyle çok ciddi sesler çıkartmadığını da söyleyebilirim. Yani bir bilgisayar var, fön makinesi gibi tam yük altında ses çıkarıyor. Bir bilgisayarda bu fön makinesinin yarısı kadar ses çıkarıyor. Sonuçta oyun oynadığınızda tamam kulaklık takıyorsunuz ya da ses sistemi açık oluyor. Bu sesi o kadar duymayabiliyorsunuz ama başka insanlar duyabiliyor. Toplu çalışma noktaları olabiliyor. O yüzden ben bu fan tasarımını, bu fan deneyimini sevdim. Hem çok yüksek ses çıkarmıyor. Tabii ki de en yüksek yükte duyabiliyorsunuz ama kesinlikle iyi bir soğutma performansını daha az sesli sizlere sunuyor. Yani soğutmasında başarılı buldum. 3 tane mikrofon var ve bunları yapay zeka ile gürültüleri engelleyecek şekilde tasarlanmış. Bu güzel bir gelişme çünkü toplantı yapabilirsiniz ya da amatör bir şekilde oynadığınız oyunla ilgili bir yayın yapmak istediğinizde herhangi bir şekilde harici bir kulaklık ya da mikrofon kullanmadan bu işlemleri yapabilirsiniz. Güzel bir dahili mikrofon deneyimi sunuluyor. 720p çözünürlüğünde bir kamera var. Bu kamerada güzel bir toplantı yapabilme deneyimini sizlere sunacaktır ya da basit bir yayın yaptığınızda bu yayında kendinizi kullanabilirsiniz. Biraz da ışık eklediğinizde kamera gayet yeterli gelecektir. Kamera ve mikrofonlar hemen ekranın üstüne konumlandırılmış. Ekranın çerçeveleri sağ ve sol tarafta ince. Özellikle bu webcam'in olduğu yerde biraz daha kalınlaşıyor. Altta Asus'un yazdığı yerde çerçeve kalınlaşıyor. Hani şu alttaki boşluktan dolayı size bir dinamik his katıyor. Hem bilgisayarın soğutma sistemine yardımcı oluyor hem de görsel olarak sizin gözünüzde bir dinamiklik katıyor. Şimdi tasarım detaylarının sonunda bir de giriş çıkış portlarından bahsedelim. Bilgisayarda gerçekten en yeni nesil giriş çıkış portları kullanılmış. Sol tarafa bakacak olduğumuzda adaptör girişi kullanılıyor. Adaptör girişi ve adaptör sizi yanıltmasın. Bu bilgisayar 100 Watt hızında Type-C üzerinden de şarj oluyor. Yani 100 Watt'lık Power Delivery özelliğine sahip bir adaptörünüz varsa bu adaptörle ve destekli bir kabloyla bu bilgisayarı şarj edebilirsiniz. Gigabit Ethernet HDMI girişi, 2 tane Thunderbolt girişi bulunuyor. Thunderbolt 4 desteğine sahip, saniyede 40 gigabitlik veri aktarımını sağlayabiliyor bu birim. Hem USB Type-C gibi kullanabiliyorsunuz hem Thunderbolt 4 olarak hem ses hem de görüntü aktarabiliyorsunuz. Yani bunları destekliyor olması güzel gelişmeler. Hızlı normal USB 3.2 bağlantımız ve combo ses jackı 3.5 mm'lik burada bulunuyor. Solda ses jackının olmasına bayıldım. Bazı notebook üreticileri inatla sağa koyuyor. Genelde hepimiz mouse'u buraya koyuyoruz. Burada da bir tane jack olunca hoş olmuyor. Bunun solda olması güzel düşünülmüş bir mühendislik. Sağ tarafa bakacak olduğumuzda genellikle boş. Kensington kilidiyle direkt tek bir A tipi USB 3.2 bağlantısı kullanılmış. Arka tarafında da sadece hava çıkışlarını görüyoruz. Yani giriş çıkış portları bu şekilde. Şimdi dilerseniz ekran, ardından donanıma geçelim. Bu bilgisayarda ekran seçenekleri çok ama bizim incelediğimiz ekran 15.6 inç boyutunda Full HD çözünürlüğünde 144 Hz yenileme hızına sahip. IPS bir panelle beraber geliyor. Bu ekranın güzel detayları sRGB %62.5 destekliyor. Adobe tarafında da %47.34'lük bir desteği var. Yani sadece bir oyun bilgisayarı, oyuncu ekranı gibi düşünmeyin. Hem yenileme hızları, tepkimeleri olsun, renk kalitesi olsun oyunculara hitap ediyor. Hem de iş yapan insanları da yarı yolda bırakmayacak. Onların da neredeyse renk doğruluğu birebir olacak şekilde iyi işler yapmasını sağlayacak bir ekranla beraber geliyor. Özellikle IPS panelle gelmesi hoş. Full HD çözünürlükte olduğunu söylemiştim. 1920x1080, 144 Hz'de bir yenileme hızı var. Mat bir ekranla beraber geliyor. Yansımaları engelliyor. Görüş açısı da gayet güzel. Bir de bu ekranda adaptif sync var. Yani ekran yırtılmalarını oyunda engelliyor. 144 Hz gibi hızlarda oluşabilecek yırtılmaların önüne geçilebiliyor. MUX Switch artı Optimus teknolojisi de var. MUX Switch neden önemli diyecek olursanız şimdi performans kısmına, donanıma geçmeden önce şu MUX Switch'i de bir söyleyelim. MUX Switch önemli bir detay. Uygun fiyatlı bilgisayarlarda bakacak olduğumuzda yine dahili grafik birimi ve harici grafik birimi var. Ama bunlar birbirine bağlı oluyor. Yük durumuna göre harici grafik birimine geçse de yine siz görüntüyü dahili grafik birimi üzerinden alabiliyorsunuz. Ucuz bilgisayarlarda. Bu da performansa biraz negatif etki yaratabiliyor. MUX Switch ile beraber sadece masaüstü bilgisayarlarda olduğu gibi harici grafik biriminden görüntü alabiliyorsunuz. Yük durumuna göre dahili grafik biriminde kullanabiliyorsunuz. Bu MUX Switch performansı yerine göre arttırabildiği gibi yerine göre de güç tasarrufuna avantaj katıyor. MUX Switch tabi maliyet biraz arttırıyor. Niye? Yaptığınız anakart tasarımına ek bir birim ekliyorsunuz. Biraz daha karışıklaştırıyorsunuz. O MUX Switch'in belki dolar olarak cinsi çok yüksek değildir fiyatı ama anakartın tasarımına etki ettiği için oradan maliyeti arttırıyordur ve bunun da bir fiyat etkisi oluyor. Ama ben MUX Switch'in olmasını beğendim ve özellikle performansa da yansıması olduğunu düşünüyorum. Ve gelelim işlemci tarafına. Intel'in 12. nesil Core i7 12650H işlemcisiyle beraber geliyor. Bu işlemcinin bas çalışma frekansı 2.3 GHz, turbo ile hızını 4.7 GHz'e kadar çıkartabiliyor. Bu işlemci 24 MB'lık bir Level 3 ön bellekle beraber geliyor. Toplamda da 10 tane çekirdeği var. Bu 10 çekirdeğin 6'sı performans, 4'ü de enerji odaklı çekirdek. Yani baktığınızda fiziksel olarak 10 tane çekirdeğiniz var bilgisayarda ve bunu da performansa yansımasını hissediyorsunuz. Ve gelelim ekran kartı tarafına. Ekran kartında RTX 3060 kullanılmış. Nvidia'nın RTX 3060'ı hem performanslı hem de güç tüketimi noktasında notebooklarda ideal bir noktada. Özellikle Full HD çözünürlükte gerçekten performanslı bir ekran kartı. Zaten birazdan oyun deneyimleri yapacağız performans testlerinden sonra. Buradaki deneyimlerimizi de sizlerle paylaşacağım. Asus 105 Watt'ta 1452 MHz'de çalışacak şekilde RTX 3060'ı ayarlamış. Normalde 80 Watt artı 25 Watt Dynamic Boost'la beraber 105 Watt'a çıkacak şekilde ayarlanmış. Ortalama 50 MHz'de grafik birimi Dynamic Boost'la beraber artıyor. Bu da performansı güzel bir yansıma da sağlıyor. İncelediğimiz bilgisayarda 2 tane RAM modülü var. 32 GB'a kadar artırabiliyorsunuz. İncelediğimiz bilgisayarda DDR5 4800 MHz'de çalışan RAM'ler kullanılmış. Toplamda 16 GB'lık bir kapasitemiz mevcut. SSD tarafına da bakacak olduğumuzda 512 GB kapasiteli NVMe tabanlı bir SSD kullanılmış. Birazdan bunların performansına da değineceğiz. Hemen donanım özellikleriyle devam edelim. Wi-Fi 6. AX Intel'in Wi-Fi 6 modemi kullanılıyor. Hi-Res ve Dolby Atmos desteklerine de sahip. Yani hem A hem de ses deneyimi de bu bilgisayarda başarılı. Özellikle oyuncuların dikkat ettiği noktalardan biridir. A tarafında özellikle Wi-Fi 6 ile beraber daha düşük gecikmeler elde edebiliyorsunuz. Ses de oyunda özellikle Hi-Res destekli bir kulaklığınız ya da ses sisteminiz varsa o ince detayları duymak rekabetçi oyunlarda gerçekten sizi öne çıkaran detaylar. Bu bilgisayar bunların hepsini destekliyor. Şimdi donanımları bahsettim, anlattım. Peki bu donanımlar nasıl bir performans göstermiş? Test sonuçlarına bakalım. İlk testimiz Cinebench R23. Cinebench R23'ün çoklu çekirdek skoru 12830. Aynı testte tek çekirdek skoru ise 1812. Geekbench 5 testinde tek çekirdekte 1806, çoklu çekirdekte de 10136 puan almayı başarıyor. Geekbench 5'te bir de compute yani işleme testi yaptık. OpenGL'de 95411 puan almayı başarıyor incelediğimiz bilgisayar. PCMark'ta da 7652 puan almış. Arkadaşlar bir diğer testimizde PCMark. Burada biraz işlemci ekran kartına limit oluşturuyor mu oluşturmuyor mu o testi yaptık. İşlemci olabildiğince yüksek skorlar almış. Özellikle 1 çekirdek, 2 çekirdek, 4 çekirdek, 8 çekirdek skorları maksimumda. Artık tüm çekirdekler devreye girdiğinde 16 çekirdeği baz aldığımızda biraz en yükseğin altına iniyor. O da fiziksel olarak 10 çekirdek olduğu için. Diğer 6 çekirdek sanal çalıştığı için biraz orada düşüşler olmuş ama işlemci gerçekten performanslı. Evet sevgili izleyenler, performans testlerini yaptım. Donanımlarından bahsettim. Bilgisayarın öne çıkan pek çok özelliğinden bahsettim. Şimdi dilerseniz biraz da oyun performansına bakalım. Özellikle RTX ve DLSS ile beraber RTX 3060 bizlere neler sunmuş? TUF Dash F15'in oyun performansına da bakalım. Evet sevgili izleyenler, tüm testlerimizin ardından gelelim son kısmımıza. Bağlantılardan biraz bahsetmiştim ama bu noktayı biraz daha açmam gerekiyor. Wi-Fi 6, 802.11ax ve Bluetooth 5.2 gibi en modern bağlantı teknolojilerini destekliyor. Bunu tekrardan söyleyelim. 76 Watt saatlik bir pili var. 4 hücreli bir pil. Bilgisayarın pil performansı sunduğu donanıma göre bence güzel. Tabii ki de bir Ultrabook gibi değil. Çünkü içerisinde 10 fiziksel çekirdekli işlemci, RTX 3060 ekran kartı falan var. Ama 4-5 saat rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii bu süreleri vermek biraz riskli Windows bilgisayarlarda. Yani yaptığınız işe göre harcanan yük, watt değerleri değiştiği için pil değişken bir süre sunuyor. Yani 5 saat de çıkarabilir. 2 saatte de bitirebilirsiniz. Tamamen yaptığınız işe, bilgisayarın harcadığı güce göre değişiyor. Evet, bilgisayar 200 wattlık bir adaptörle beraber geliyor. Ama siz 100 wattlık bir Type-C adaptörle beraber de bu bilgisayarı şarj edebilirsiniz. 2 kilo ağırlığında ve yaklaşık 2 santim kalınlığında bir bilgisayar ve gerçekten performanslı. Yani bu performansı da sağlamlıkla da pekiştiriyor. Hani mesela şurada bu bilgisayarı attım. Bir şey olmuyor. Kapatıyorsun, bir şey olmuyor. Yani olmuyor. Buradan alın görün. Bilgisayar tekrardan başladı. Ekranında bir çatlama, çıtma yok. Gerçekten sağlam. Hani bu military class gibi standartları da boşuna vermiyorlardır diye düşünüyorum. Ben bilgisayarı beğendim. Aşağıya satın alma linkini de ekliyorum. Tabii Türkiye'de fiyatlar biraz değişken olduğu için fiyatı görmek için aşağıdaki linke tıklarsanız daha faydalı olacaktır. Baktığımda bu bilgisayarın fiyat aralığında pek çok farklı model var ama bu bilgisayar bir performanslı çalışıyor, onu da söyleyeyim. Yani hem işlemcisi güncel 12. nesil, hem MUX Switch güzel iş yapıyor, hem de Asus'un yazılımlarıyla beraber bilgisayara tamamen hakim oluyorsunuz. Bilgisayar her bilgisini görebiliyorsunuz. Bunlar çok hoş detaylar. Hani biraz bilgisayarı zorlamayı seven, bilgisayarı teknik olarak iyi kullanan kişiler bazı notebooklarda bu verilere ulaşamıyor ya da bu verileri değiştiremiyor. İşte bu noktalarda farklı üreticilerin tecrübeleri devreye giriyor. Asus da burada iyi iş çıkarmış. Çok övdün. Eksi özelliği yok mu diyecek olursanız, yani ben tüm özelliklerini size söyledim. Tabii ki de bazı şeyler daha da farklı olabilir ama genel toplamda fiyatına göre bakacak olduğumuzda bu bilgisayarın ben iyi bir denge sunduğunu düşünüyorum ve başarılı buluyorum. Yurt dışında bu bilgisayarın 3070 ekran kartı olan, ne bileyim 300 Hz'lik ekran panellerine sahip olan farklı seçenekleri de var. Belki önümüzdeki dönemlerde Türkiye'ye bu seçenekler de gelir ama onların da fiyatı çok daha yüksek olacak tabii ki de. Bu fiyatıyla ben bu ürünün dengesini beğendim. Tavsiye ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.